Altıncı ünite değerlendirme soruları. 1. Yukarıdaki K, M, O ve A merkezli çemberlerde her bir çember modeline ait bir yarı çap ve bir çap belirleyerek isimlendiriniz. Evet. K merkezli çemberin çapı bu olsun. Burası A noktası. Burası B noktası. Evet. A, B doğru parçası çaptır. AK doğru parçası veya KB doğru parçası ise yarı çaptır. M merkezli çembere bakın şu şekilde C ve D noktalarını koyduğumuzda CD doğru parçası merkezden geçiyor. Bu çaptır. Evet. CM ya da CD ise yarı çap olur. O merkezli çemberin merkezinden geçen bu da EF doğrusu olsun. Bu doğru çaptır. Evet, EF doğru parçası çap. EO ise ya da OF yarıçap olur. A merkezli çemberin merkezinden geçen doğru parçası bu da KL doğru parçası olsun. KL doğru parçası çemberin çapı. KA ya da AL doğru parçası ise yarı çapı olur. Yandaki M merkezli çemberin çapını ve yarı çapını belirten doğru parçalarını yazınız. Çapı OP doğru parçasıdır. Yarı çapları ise OM, MP ve MN doğru parçalarıdır. 3. Verilen görsellerden daire veya çember modeli olanları belirleyiniz. Evet yüzük içi boş olduğu için çember. Holihop da içi boş olduğu için çember. Bu üçgendir. Çember ya da daire değildir. Madeni para ise içi dolu olduğu için dairedir. 4. Yandaki O merkezli çemberin uzunluğu 48 cm ise çap uzunluğu kaç santimetredir? Çemberin çevresi şu şekilde bulunuyordu. 2 pi r formülüyle bu 48'e eşitmiş. 2 kere 3 6. 6 çarpı r 48 ise 48'i 6'ya böldüğümüzde yarı 8 cm olarak buluruz. 5. Yarıçap uzunluklarının oranı 1 bölü 2 olan O ve M merkezli çemberlerin uzunluklarının oranı kaçtır? Evet O merkezli çemberin yarıçapı çapı 1 olsun. M merkezli çemberin de yarıçapı 2 olsun. Şimdi O merkezli çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı 1. M merkezli çemberin yarıçapı da 2 çarpı pi çarpı 2. Bu ikiler ve pi'ler sadeleşir, 1 bölü 2 kalır. 6. Yandaki şekil A merkezli bir yarım çember ve BC çapından oluşmaktadır. BC doğru parçasının uzunluğu 20 cm olduğuna göre şeklin Çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi BC 20 santimetre ise yarı çapı 10 santimetre olur. Şimdi BC çember parçasının çevresini bulalım. Çemberin çevresi 2 pi r idi. Pi'yi 3,14 alacağız. Evet, bunu da 2'ye böleceğiz. Çünkü BC yarım çember burası. Şu ikiler gider. 3,14 ile 10'u çarptığımızda 31,4 santimetre olur. Şimdi BC ise 20. 31,4 ile 20'yi topladığımızda 51,4 cm olarak şeklin çevresini buluruz. 7. İzometrik kağıda hacmi 10 birim küp olan iki farklı dikdörtgenler prizması ve prizma olmayan bir yapı çiziniz. Evet, soldaki yapı, burası 2 birim, burası 5 birim, yüksekliği de 1 bir birim olan bir dikdörtgenler prizmasıdır ve bunun hacmi 10 birim küptür. Sağdaki yapının da hacmi yine 10 birim küp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fakat bu prizma değildir. 8. Taban alanları ve yükseklikleri verilen dikdörtgenler prizmaları ile prizmaların hacimleri eşleştirildiğinde hangi hacim ölçüsü açıkta kalır? Evet. Taban alanı 9, yüksekliği 10 ise bunun hacmi 9 çarpı 10, 90 santimetre küp olur. Bununla bu eşleşti. Taban alanı 16, yüksekliği 4 ise bunun hacmi 64 santimetre küptür. Bununla bu eşleşti. Taban alanı 30, yüksekliği 4 ise bunun hacmi 120 santimetre küptür. Bununla bu eşleşti. Taban alanı 30, yüksekliği 5 ise bu bunun hacmi 150 santimetre küptür. Buna da bu eşleşti. Açıkta kalan bu oldu. Yanda belirtilen her bir yeşil prizmanın hacmi 3 santimetre küptür. Buna göre verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Burada 2 sıra. Yukarı doğru ise 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi 4 çarpı 6 çarpı 2. 48 tane burada prizma var. Bir tanesinin hacmi 3 ise 48'i 3 ile çarptığımızda toplam hacmi 144 santimetre küp olarak buluruz. 10. Mert Bey ayrı uzunlukları 20 santimetre, 5 santimetre ve 10 santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki şeker kutusunun içini küp şekerlerle doldurmak istiyor. Mert Bey şeker kutusunun içine ayrı uzunluğu 1 cm olan küp biçimindeki küp şekerlerden en fazla kaç tane yerleştirebilir? Kutunun hacmi 20 çarpı 5 çarpı 10. Küp şekerlerden bir tanesinin hacmi 1 çarpı 1 çarpı 1. Bu bölme işlemini yaptığımızda 20 ile 5'i çarparız 100. 10 ile da 100'ü çarptığımızda 1000 olur. Payda zaten 1 olduğu için en fazla 1000 tane şeker yerleştirilebilir. 11. Ayrıt uzunlukları 2 cm, 3 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki oyuncaklardan 6 tanesi kullanılarak bir küp oluşturuluyor. Oluşturulan küpün hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bu oyuncaklardan bir tanesinin hacmini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 6. 2 kere 3 6, 6 kere 6 36. Bunların 6 tanesi ise 36 çarpı 6 216 yapar. Oluşturulan küpün hacmi 216 santimetre küp olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. Yandaki sarı kare prizmanın verilen ayrıt uzunluklarına göre hacmini tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. Taban ayrıtlarından birisi 19,013. Bunun yaklaşık değeri 19'dur yuvarladığımızda. Diğeri de aynı şekilde 19 olacak. Yüksekliği de 60,248. Bunu da yuvarladığımızda 60 olur. Bu çarpma işlemini yaptığımızda 21.660 desimetre küp olarak bulmuş oluruz. 13. Yandaki küpün hacmi 1000 santimetre küp ise ayrıt uzunluğu kaç santimetredir? Evet. ayrıt uzunluğu 10 santimetre olmalıdır. Çünkü 10 çarpı 10 çarpı 10 1000 santimetre küpe eşit oluyor. Dolayısıyla cevabımız 10 santimetre olacak. 14. Aşağıdaki dönüştürmelerde verilen sembollerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. A şıkkı 8 desimetreküp 8000 santimetreküptür. B şıkkı 7 milyon santimetreküp 7 metreküp olur. C şıkkı 68 bin desimetreküp 68 metreküp olur. Ç şıkkı 2 metreküp 2000 desimetreküp küp olur. D şıkkı 86 milyon santimetre küp 86 metreküp'e eşit olur. E şıkkı 12,04 metreküp 12.040 desimetre küp'e eşit olur. 5. Yandaki yapılar birim küpler kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre yapıların hacimlerinin toplamı kaç birim küptür? Soldaki yapı 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de altında var 9 birim küp. Sağdaki yapı 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplam 18 birim küpten oluşmuştur. 16. Taban ayrı uzunluğu 30 santimetre olan küp biçimindeki kabın 5/3'ü sıvı ile doludur. Buna göre kabın içinde kaç litre sıvı vardır? Evet. Şimdi bunun toplam hacmini bulalım. 30 çarpı 30 çarpı 30. Bu 27.000 santimetre küpe eşittir. 27.000 santimetre küp 27 desimetre küpe o da 27 litreye eşittir. Evet bunun 5'te 3'ü sıvı ile doluymuş. 27'nin 5'te 3'ünü bulalım. 27'yi 3'te çarptığımızda 81 olur. 81'i 5'e böldüğümüzde 16,2 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. 2 bölü 3 litresinin fiyatı 80 TL olan zeytinyağının 1500 mililitresinin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi 2 bölü 3 litresi 80 ise 80'i 2'ye böldüğümüzde 40 olur. 40'la da de 3'ü çarptığımızda 120 olur. Bu 1 litresi demek. Şimdi 1500 mililitreyi litreye çevirelim. Bu da 1,5 litre olur. Şimdi 1 litresi 120 TL ise 1,5 litresi kaç olur? 120 ile 1,5'u çarptığımızda 180 TL buluruz. 18. Yandaki tabloda bir markette satılan suların miktarları ve fiyatları belirtilmektedir. Markette satılan her boyuttaki su şişesinden 6'şar litre satan market su satışından kaç TL kazanır? 250 mililitrelikten 6 litre satabilmesi için şimdi 6 litre 6000 mililitre yapar. Bunu 250'ye böldüğümüzde 24 buluruz. 24 ile de 2,25'i çarptığımızda 54 TL buluruz. Şimdi ikinci şişeye bakalım. E, 6000'i bu sefer 500'e böldüğümüzde 12 buluruz. Bunun adedi de 3,25 liraymış. 12 ile 3,25'i çarptığımızda 39 TL buluruz. Evet, bulduğumuz miktarları şöyle yazalım. Bu 54, bu 39. Şimdi 6000'i 1000'e böldüğümüzde 6 adet buluruz. Bunu 5,75 ile çarpacağız. 34,5 buluruz. Şimdi 6000'i son olarak 2000'e böldüğümüzde 3 buluruz. 3 ile 9,50'yi çarptığımızda 28,5 buluruz. Şimdi bunları toplayalım. Burası 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1, 5, 14, 18, 26'nın 6'sı elde var. 2, 7, 10, 13, 15. Evet, toplam 156 liralık satış yapmış olur. 19. Aşağıdaki dönüştürmelerde verilen noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. A şıkkı 5 desimetreküp kaç santilitre yapar denmiş. 5 desimetreküp 5 litre yapar. 5 litre de 500 santilitre yapar. B şıkkı 2100 santilitre kaç litre yapar denmiş. 21 litre yapar. C şıkkı 0,36 desimetreküp kaç mililitre yapar denmiş. Şimdi bu 0,86 litredir. Mililitreye çevirmemiz için 1000 ile çarparız. 860 mililitre olur. Ç şıkkı 513 santilitre kaç mililitre yapar denmiş. 10 ile çarptığımızda 5130 olur. D şıkkı 30.000 mililitre kaç santilitre yapar denmiş. 10'a böldüğümüzde 3000 buluruz. E şıkkı 80.000 santimetre küp kaç litre yapar diye sonmuş. Ee, şimdi 80.000 santimetre küp 80 desimetre küptür. O da 80 litreye eşit olur. F şıkkı 0,46 desimetreküp kaç mililitre yapar diye sorulmuş. 0,46 desimetre 0,46 litre olur. Bunu da 1000 ile çarparsak 460 mililitre olur. G şıkkı 5 metre 5 metre küp 5000 desimetre küp yani 5000 litre. 5000'e de 100 ile çarptığımızda 500 bin santilitre olur. Yumuşak G. 0,012 metreküp kaç litre yapar diye sorulmuş. Bu 12 desimetreküptür. Yani 12 litreye eşittir. 20. Cansu marketten 2 tane 1 TL, 2 tane 250 mililitrelik süt aldı. Cansu'nun aldığı sütler toplam kaç santilitredir? Evet. 2 tane 1 e, litrelik 2 litre yapar. Bu toplam 200 santilitredir. 2 tane 250 mililitre 500 mililitredir. Bu da 50 santilitre topladığımızda 250 santilitreye eşit olur.